Tarihte bugün, 4 Ocak. 4 Ocak 1809. Körler alfabesini bulan öğretmen doğdu. Görme engelliler için körler alfabesini bulan Fransız öğretmen Louis Braille, Paris'te dünyaya geldi. Henüz 3 yaşındayken evdeki bir saraç iğnesiyle sol gözünü kaybeden Braille, sempatetik oftalmiyaya yakalanarak körlüğün diğer gözüne de sıçramasıyla 6 yaşındayken tamamen kör oldu. 7 yaşındayken Paris'teki Genç Kraliyet Körler Enstitüsü'nden aldığı bursla öğrenimini tamamlayan Braille'in, bugün görme engelliler için dünya çapında kullanılan kabartma baskı ve yazı yöntemi, onun adıyla Braille alfabesi olarak tanındı. Braille alfabesi, Louis Braille'in ölümünün ardından 2 yıl sonra 1854'te öğretmenlik yaptığı okulda kullanılmaya başlandı. Louis, başarısını göremeden hayatını kaybetmişti. 4 Ocak 1927. Süleyman Nazif öldü. Osmanlı ve Cumhuriyet döneminin Türk aydınlarından Süleyman Nazif, İstanbul'da zatürreden hayatını kaybetti. Arapça, Farsça ve Fransızcayı çok iyi bilen Nazif, Servet-i Fünun dönemi yazarlarındandı. II. Abdülhamit döneminde Bursa'da memur olarak görev aldıktan sonra, II. Meşrutiyet'in sonuçlanmasıyla Kastamonu, Bursa ve Trabzon'da vali olarak görev yapan Nazif, İstanbul'un işgaline karşı aldığı sert tavırdan ötürü işgal güçleri tarafından Malta'ya sürgüne yollandı. Ölümünün ardından büyük Türk şairi Mehmet Akif Ersoy'un yanı başına defnedilen Süleyman Nazif'in önemli eserleri arasında Pierre Loti Hitabesi, Tarihin İsyan Hikayesi, Malta Geceleri, İki Dost, Victor Hugo'nun Mektubu, Fuzuli, Namık Kemal, Batarya ile Ateş bulunmaktadır. 4 Ocak 1939. Bir Anadolu Parsı daha öldürüldü. Urla'nın Efençukuru köyü yakınlarında soyu tükenmek üzere olan bir Anadolu Parsı daha öldürüldü. Bir köylünün koyunlarına saldırdığı gerekçesiyle öldürdüğü Pars, genellikle Ege, Batı Akdeniz ve Doğu Anadolu'nun ormanlık ve dağlık bölgelerinde yaşayan Anadolu'ya has bir türdü. Leopar ailesinden gelen ve şu an soyu tükendiği bilinen bu türe Anadolu'da 1980'li yıllara kadar rastlamak mümkündü. İsviçreli doğa uzmanı Dr. Markus Borner'in dünyada benzeri bulunmadığını iddia ettiği Anadolu Parsı, son olarak 1974 yılında Ankara'nın Beypazarı ilçesinde görülmüş ve buradaki köylüler tarafından vurulmuştu. 4 Ocak 1951. Çin, Seul'ü işgal etti. Çin, Kore Savaşı'nda Güney Kore toprağı olan Seul şehrini işgal etti. Amerika'nın desteklediği Birleşmiş Milletler gücünün geri çekilmesine yol açan işgal sonrasında, Amerika Başkanı Truman savaşa daha fazla güç yollama kararı aldı ve Amerikan Kongresi'nden 50 milyar dolarlık ek savaş bütçesi için karar çıkarttı. Bu tarihten itibaren Amerika-Çin savaşına dönüşen Kore Savaşı ilerleyen zamanda iki tarafın da üstünlük kuramaması üzerine 1953 yılında imzalanan barış antlaşmasıyla sona erdi. 4 Ocak 2006. Ariel Sharon komaya girdi. İsrail eski başbakanı Ariel Sharon beyin kanaması geçirdi ve komaya girdi. 14 yaşında İsrail ordusuna giren ve 1982 yılında İsrail Savunma Bakanı olarak görev alan Sharon, 1983 yılında hakkında açılan soruşturmada Sabra ve Shatila katliamlarından sorumlu tutularak bakanlık görevinden azledildi. Sharon, 1998 yılında İsrail Dışişleri Bakanlığı yaptıktan sonra Netanyahu iktidarının düşmesi üzerine 2001 yılında İsrail Başbakanı oldu. 2006 yılına kadar İsrail Başbakanlığı yapan politikacı, Filistin sorununa çözümcü yaklaşarak 2004 yılında İsrail'in Gazze'den tek taraflı çekilmesine karar verdi. Bu kararıyla parti içi sert muhalefetin hedefi olan Sharon beyin kanaması geçirdikten sonra İsrail Başbakanlığı'na yerine vekaleten Ehud Olmert atandı.
bitkisel hayata giren Ariel Sharon halen bilincini kazanamadı.